İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmetin üstünlüğü. Peygamber Efendimiz o kıyamet gününde gelip durur günahkar ümmetinin önünde. O an Hak Teâlâ'dan şöyle bir nida gelir. Ey Habib, ümmetini al ve hesaba getir. O zaman ashabiyle alim ve velileri ileri sürer hemen şehit ve salihleri. Rabbimizden bir nida gelir ki, ya Muhammed, ümmetinin tamamı bunlardan mı ibaret? Mutileri getirdin, hani nerede asiler? Alimleri getirdin, peki nerede zalimler? Sen namaz kılanları getirdin buraya hep. Peki kılmayanlar nerededir şimdi acep? Arz eder ki, ya Rabbi, buyurduğun gibidir. Ama onlar yine de seni bir bilmişlerdir. Onlar puta tapmadı, sana şirk koşmadılar. Tevhid üzere olup küfürden hep kaçtılar. Bağışla suçlarını, iş bu imanlarına. Layık görme onları cehennem azabına. Rabbimiz buyurur ki, ey benim peygamberim, ümmetinin hepsine şefkatim çoktur benim. Ümmetini kendime eylemişim muhatap. Onun için sorarım onlara bugün hesap. Onlarla söyleşmeyi sevmeseydim eğer ben, hep cennete koyardım, hiç hesaba çekmeden. Bir günde Mikail ile Cibril aleyhisselam, Resulullah'a gelip verdiler önce selam. Sonra Cibril, Resul'ün sarılıp örtüsüne, sevgi ve muhabbetle öpüp sürdü yüzüne. Sorunca Resul bunun hikmetini Cibril'den, Mikail izin alıp arz etti şöyle hemen. Cebrail gelmek için huzurunuza sizin, Allahü Teala'dan istedi çokça izin. Melekler kendisine sual eylediler ki, çok izin istemenin sebebi nedir peki? Dedi ki, ben aşıkım ona canı gönülden. Ve hiç duramıyorum kendisini görmeden. Yine Resul-i Ekrem, dünya ve ahirette, herkes için rahmet ve berekettir elbette. Rahmetinden herkesin olur istifadesi. Hatta kâfirlere de ulaşır faidesi. Şöyle ki, azapları verilmez dünyada pek. Yani tehir edilir ahiret gününe dek. Nitekim bu hususu Allahü Teala da açıkça beyan etti Habibine Kur'an'da. Buyurdu, bulundukça onların içinde sen, hürmetine onlara hiç azap eylemem ben. Bir günde bir Arabi gelip Efendimiz'e dedi, ya Resulallah, bir sualim var size. Öteki ümmetlere nispeten bu ümmetin üstünlüğü acaba nasıldır? Bir lütfedin. Buyurdular ki,
Benim diğer peygamberlerden üstünlüğüm nasılsa öyledir bu da aynen. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Ebu Ali Cürcani rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki, kişinin saadetinin ve ibadetlerin ona kolay gelmesinin alameti, bütün işlerinde sünnete uymak, salihlerle sohbet etmek, dostlarına karşı güzel ahlaklı olmak, ilahi marifet ve insanlara muhabbet ile bezenmek ve vakitlerini değerlendirmektir buyuruyor Ebu Ali Cürcani rahmetullahi teala. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyici bizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz. Hocam, benim oğlum var askerde. Dua istiyor. Allah Teala muhafaza eylesin. Hayırlısıyla vazifesini bitirip dönmek nasip etsin inşallah Teala. Allah iyi gelsin. Radyonuzu kapatır mısınız? Tamam. Evet. Ben ilk doğduğumda demişti, yani içime bir şey doğmuştu. Bu 20 yaşına gelince askere gidecek, sonra da savaş çıkacak diye içimden geçmişti. Ama gerçekten de çocuk 20 yaşına gelince kendi kendine illa askerlik yapacağım diye kendisi gitti. Şimdi askerlik yapıyor Marmaris'te. Şimdi de bu olaylar var, Yunan olayları falan bugünlerde biliyorsunuz. Ben bundan 20-30 sene önce de televizyonda haberde seyrederken birden haberleri kestiler. Bu yabancı ülkelerin devlet başkanları yemin ediyorlardı. Biz Harçlık Seferi'ni yeniden başlattık. Yine bu işi başaracağız, yeniden başlattık. Bütün Müslümanları yok edeceğiz diye orada kestiler haberi. Ben öyle bir şey de görmüştüm. Şimdi bir de sorularım var. Bunu açıklayabilir misiniz? Bir de kitapta İsrail'in hiçbir zaman bir devleti olmayacak diye yazıyor diye okumuştum. Ama şimdi sanki devlet diyorlar. O doğru mu değil mi? Bir de Yunus Emre Hazretleri Anadolu kıyamete kadar Müslümanların olacak diye bir şey okumuştum. Bunları açıklayabilir misiniz? Peki, teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Evet. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Alo. Buyurunuz, hayırlı günler. Hayırlı günler Osman Hocam. Allah-u Teala razı olsun. Cümlemizden buyurun. Hocam, benim kendi yaşadığım bölgede ben namaz kılan, biraz tesettüre riayet eden bir insanım diye çok alay ediliyorum. Bunun için bana bir akıl verseniz. Bir de hocam, bizim yaşadığımız bölgede düğünler çok oluyor. Akraba düğünleri, biraz kalabalık bir aileyiz. Böyle sizden özür diliyorum hocam, tuvalete gidermiş gibi gidiyorum. Takımı takıp geliyorum ama orada işte yarım saat, bir saat kadar oturmak zorundayım hocam. Bunun için bir akıl verin bana hocam. Bir de hocam, kadınlar seccadeye eğilirken, yani secde yaparken dirsekler seccadeye değmeli mi, değmeli mi? Nasıl? Dirsekler secdede. Seccadeye gidiyoruz ya secdeye. dirsekler değmeli mi seccadeye? Yani tam yatmalı mıyız, değmemeli mi? Peki, bir de hocam. Hocam, ben çok sıkışıyorum. Bana dua ederseniz sevinirim hocam. Rabbim ferahlık versin. Çok zorlanıyorum. Rabbim ferahlık versin ve karşına da aynı şekilde dini bilen, seven kimseler çıkarsın inşallah. Allah-u Teala razı olsun. Tamam, sağ olun. Peki, teşekkürler. Hayırlı günler. Buyurunuz hocam. Efendim, özür dilerim. İlk dinleyicimiz, oğlum dünyaya geldiği zaman dedi, yarın bu 20 yaşına ulaşınca savaş çıkar diye kalbime gelmiş dedi. Ve dedi, şimdi dedi, böyle de kritik ortalık falan. Yani bir ana olarak tabii ki heyecanlanıyor falan. Heyecanlanıyor. Bunun için endişe etmesin efendim. Allah-u Teala ezelde, daha doğrusu çocuk ana rahmine düştüğü zaman 120 günde ruh verilir. O ruh verildiği zaman bir melek gelir buyuruyor. Der ki, üzülme. Allah-u Teala sana şu kadar ömür verdi. Yazılıyor. Rızkını da yarattı. Bunun için endişe etme. İçeceği, yiyeceği ne varsa hepsi takdir edilmiştir. Yani sebepleri yapışıyoruz, hadise oluyor. Eğer ecel bir savaş sebebiyle gelecekse, bir kurşun sebebiyle gelecekse, buna kimse mani olamaz. Savaşın olmasına da gerek yok. Daha dün haberler vardı. İşte
akrabasının düğününe gidiyor. Tak diye bir tanesi işte havaya atışı diyeyim derken vuruyor ve ölüyor. İki çocuk babası birisi. Yani gün geçmiyor ki böyle bir hadise olmasın. Veya adam balkonda oturuyor. Bir tanesi geçiyor işte asker uğurlu falan. Tak 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 şey yapıyor falan. Bir bakıyor yığılıp kalıyor. Savaş bölgesi değil. Değil mi? Gitti. Çay içiyordu, kahve içiyordu hatta. Çay içiyordu, kahve içiyordu. Güya evinde şeydi. Rahatı iyiydi rahatı yani iyiydi. Keyif yapıyordu. Korumalıydı yani kendine yani. Göre. Bunların bir alakası yok. Eğer bir kurşun sebebiyle ise ecel, o kurşun gelir. Efendim kurşun sebebiyle gelmezse, bir arkadaş vardı. Bu Çeçenler Rusların savaşı sırasında. O savaş bittikten sonra bir, onlar da işte Kafkas kökenliydi. Yaşça bizden küçük. Abi dedi yani dedi nasıl bir anlayışlar varsa dedi. Adam dedi mesela karşı taraf takır 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 dedi. Mermi yağdırıyor dedi. Bunlar ayağa kalkıp koşarak gidiyorlar dedi. Ya demiş mevzilenin falan filan. Şimdi Şeyh Şamil rahmetullahi teala aleyh. Yani o bölgeye daha önce bir temel atmıştı. Demek ki onun kalıntıları var. Yani o bilgi kalmış yani. Yani öyle de yapmamak gerekir ama bilgi doğru. Demiş ki o kurşun gelecekse mevzide de gelir. Ayakla da gelir fark etmez o demiş. Nasibim de varsa. O demiş ayaktayken de gelir mevzideyken de gelir. Hatta mevziye öyle saklanmışın ki tamam dedim burası çok korunaklı falan. Ama mermi gelir bir taşa dokunur rıttı döner gelir sana gelir isabet eder. Yani mutlaka gelir. Mutlaka gelir. Eğer ecelin de o şekilde gelecekse. Efendim ecelin neyle hangi şekilde geleceğini kimse bilemez. Efendim işte kanseri öldürür, öldürmez. Ha ecel geldiyse ona sebep olur. O kadar başka bir şey olmaz. Ha ağır olur, sızı olur, şu olur, bu olur. O ayrı bir mesele. Ama ecelin gelmesi ayrı bir mesele. Hatta birkaç sene önceydi. O zaman haberlerde de geçtiydi. Adam kalp krizi geçiriyor. Hemen ambulans çağırıyor, ambulans alıyorlar falan. Hastaneye götürürken ambulans tankla atıyor. Adam kazada öldü. Kalp krizinde ölmedi. Demek ki ecel o kaza yapmak suretiyle gelecek. Kalp krizi sebebiyle gelmeyecek. Ama adam yatağında kalp krizi geçirir. Eceli de o şekilde gelirse adam yatağında ölür. Şeyde ben Balıkesir Gölü'nde vazifeliyken işte arkadaşlarla böyle akşamları hakikat kitabına kitap isterdik. Öyle köylere götürürdük. Bu Erdek'in sahil köylerinden, balıkçı köyleri diyorlar onların arazileri yok. Orada enteresan bir fıkra bir şey anlattılar. Yaşanmış bir hadiseymiş. Oraya bir gazeteci gitmiş. Gazeteciler çok meraklı ya. Mesela orada birisinin balıkçılık yapıyor falan diyor. Hep diyor siz denize çıkıyorsunuz. Evet diyor. Deden nerede öldü diyor. Denizde diyor. Baban o da denizde. E demiş sen korkmuyor musun demiş ya denize çıkmaya. O da demiş ki ya demiş senin deden nerede öldü? Yatağında öldü demiş bildiğim kadar. Baban o da demiş başucunda bulundum yatağında öldü. Sen korkmuyor musun yatağa girmeye? Ya ecel denizde de gelir, karada da gelir, havada da gelir, yatakta da gelir, oturduğun yerde de gelir. Gelir bu. Bazen mesela haberlerde oluyor. Adam mesela telefon tamircisi tamir eden güm diye patlıyor telefon mesela değil mi? Bazılarının ölümüne sebebiyet veriyor. Adam mesela lastik tamir ediyor, lastik patlıyor. Veya adam benzin istasyonunda diyelim ki o da hassastır diye orada şey yaparken bir ateş alıyor alev falan. Alıyor. Alev alıyor falan. Adam yanarak gidiyor. Ya dün haberlerde vardı. Kadın bir tanesi kafayı bozmuş. Aynı şekilde şeyde doğalgaz borularında patlattıktan sonra çevinceleri de kapatmış. Ondan sonra basmış çakmağı kendisiyle beraber apartmanı havaya uçurmuş. Oluyor mu? Ya apartmanındaydın. Yatıyordun. Yattı demesini ifade ettiğiniz gibi çay içiyordun. Onun için hani çok uzattık. Dinleyicimiz o konuda müsterih olsun. Dua etsin. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Hayırlısıyla aynı şekilde gelmek nasip etsin. Ezelde böyle bir şey olacaksa bu olur. Olacak olan olur. Ve dolayısıyla da mesela babaannemlerden ben işitirdim. Onların ağzında söyle. Olmuşla öleceği çare yok diye. Yok. Peki ne olacak? Allah da ne imtihan ediyor. Gelen sıkıntı ise, dersse, bela ise sabredeceğiz. Gelen nimetse şükredeceğiz. Hadise onlara ibaret. Kolay mı? Değil. Kolay değil.
Ama cennete girmek de kolay değil. Çünkü orada sonsuz nimetler var. Oraya kavuşmak da dünyadaki sıkıntılara katlanmak karşılığında aynı şekilde verilecek. Bunu da unutmamak lazım. Efendim, İsrail işte bir devlet olamaz. Onu biz çocukken de, lisede okurken de falan da duyuyorduk ama sonra kitaplarda rastlamadık öyle bir şey. Rastlamadık ona, öyle bir şey. O dini bir tarafı da yok yani. Ve dini bir tarafı da aynı şekilde söz konusu değil. Ama şey itibariyle mesela hakikaten bir devlet mi? Devlet değil. Hatta şimdi eskiden hiç kullanamazlar da şimdi kullanır. Terörist devlet diye, tamam mı? Adam patır 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 boyuna her tarafı bombalıyor. Boyuna her tarafı bombalıyor. Eşkıyalık yapıyor yani. Eşkıyalık yapıyor. Netice itibariyle bu yaptıkların bedelini o da ödeyecek. Bu. Ama ona ben de rastladım. Öyle bir zaman gelecek ki hani taşın arkasına gizlense bir Yahudi, o taş haber verecek Müslümana. Benim arkamda da Yahudi var diye. Hatta bir hadise anlatırlar da bir Müslümanla bir Yahudi uçakta beraber yolculuk yapıyor. Bunu söylüyor. O Yahudi şöyle bakmış demiş, o Müslüman siz değilsiniz. Müslümanlar da hayır yok. Yahudinin, Hristiyanın, bilmem işte ateistin, masonun, komünistin oyuncağı olmuşlar. Ya yani onlardan da bir şey olmaz şu anda. Efendim, dinleyicimiz bir de orada bir adamın birileri işte haberlerde seyrederken Haçlı Seferi başlattık falan diye. Haçlı Seferi 1400 yıldır devam ediyor yani. Hiç bir şey yapmadı ki. Dünün bugünün meselesi değil yani. Hiç, sen o, Müslüman olarak kendine sahip çık. Şey olarak o bitmedi ki. Mesela şeyde bu herkese lazım olan iman kitabını da almışlar Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Bu Patrick Gregorius'un Rusçarı Alexander yazdığı bir mektup var. Orada uzun uzun anlatıyor adam. O Patrick uzun uzun anlatıyor. Ondan sonra da Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala bu mektupta ibret alınacak iki madde halinde zikrediyor. Hatta biz Türkiye gazetesinde de onu yazı olarak şey yaptı. Bugün yayınlandı galiba o. Orada zikrediyor. Diyor ki bunları yıkmanın, yok etmenin Müslümanı, yani içeriye kurt salacaksın. Yani ahlaklarını bozacaksın, dinlerini bozacaksın, yaşayışlarını bozacaksın. O zaman diyor bunları yıkmak kolay. Ama bunların itikadı sağlamsa, ehl-i sünnet itikadındaysa, örf adetlerine dört elle sarılıysa, kusura bakma da diyor kimse bunları yıkamaz. Mikroba karşı aşılıysa bunlar? Evet. Şey yapamaz. Hasta olmazlar. Ve Enver abiler Allah rahmet eylesin, Cağaloğlu'nda hep anlatırlardı. Hiçbir aile, yuva, hiçbir dernek, hiçbir şirket ve o zaman hiçbir devlet dışarıdan yıkılmamıştır. İçeriden yıkılmıştır. İçeriden yıkılmıştır. Efendim işte aile içeriden nasıl yıkılır? Şimdi karı koca birbirlerini aynı şekilde iyi tanıyor. Dertlerini içeride hallediyorlarsa dışarıdan birisinin getireceği dedikodu, gıybet bu aileyi sarsmaz. Kadın bilir ki kocası kendisine yalan söylemez, yanlış yapmaz. Erkek de bilir ki hanımı yanlış yapmaz. Aynı şekilde gizli saklısı yoktur. Olması veya da olacak bir şey varsa önce ailede koca bunu işare ederler. Dolayısıyla bu aileyi yıkamaz. Ama dışarıdan birisi fit sokarsa o halledilir mi? Halledilir. Yani yıkılır mı? Yıkılır. Vaktimiz oldu ama bir şey hatırıma geliverdi. Şimdi kitaplarda yazıyor. Enteresan bir hadise olmuş olarak naklediliyor. Vaktiyle adamcağızın birisi, karı koca evlatları falan da yok. İşte o zamanlarda asırlar önce böyle insanları harplerde esir ettiklerini getiriyorlar. Köle pazarlarında da satıyorlar falan. Gidiyor. Bu işte bir hizmet etsin diye birisini alacak. Köle satıcısı diyor ki bu çok mahirdir, şöyledir, böyledir ama diyor bir kusuru var. Nedir diyor? Nemmamdır diyor. Laf taşır. Adam düşünüyor, orada işte gaflete dalıyor. Ya diyor o kusur sayılmaz diyor. Alıyor getiriyor hizmetçi olarak. Bir müddet sonra evin hanımına gidiyor bu köle, diyor ki hanım diyor benden duyma ama diyor beyin diyor seni aldatıyor. En hassas yerinden vuruyor yani. Ama diyor bunun diyor bir çaresi var. Nasıl çaresi var? Bana diyor beyin diyor uyurken diyor sakalından bir iki tel keser getirirsen biz bir işte bir şey yaparız, okuturuz, bilmem ne yaparız diyor, bu işten vazgeçer, size sadık kalır. Kadın aklına yatıyor. Ondan sonra gidiyor erkeğe efendim diyor benden duymuş olmayın diyor, hani ben nemmam değilim diyor,
imamlık yapıyor da. Hanımınız diyor sizi öldürmek istiyor diyor. İstersen diyor bir uyur gibi yap, bir dene diyor. Kadın da saf tabii. Adam bir gün hakikaten böyle uyuyor. Tam demiş bu zamanı. Eline makası almış gidip şey yaparken kadın, adam gözünü açıyor. Hakikaten diyor onun dediği doğruymuş. Hanımını öldürüyor. Hanımın akrabaları geliyor adamı öldürüyor. Tom. Ne oldu? Ya huzurlu bir aileydi. Bir nemmam geldi. Nemmama itibar ettiler ve netice itibariyle ikisi de kabre gitti. Şeytanın hani ben ne yaptım ki sadece ipi çözdüm. İpi çözdüm. İpi çözdüm. Evet ipi çözdü. Onun için yani şuna buna itibar etmemeli. Bu kıyamete kadar devam edecek. Hak ve küfrün savaşı. Efendim bitecek değil. O ahirete gittiğimiz zaman cezası gerekenler cehenneme, mükafat alacaklar da cennete gidecek. Hal olacak. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, o aslında bizi değil, hizmetlerimizi seviyor. Ehl-i sünnet itikadı ve bu yolun büyüklerinin sevgisi bir cevherdir. Allah-u Teala bu cevheri çöplüğe koymaz. Bu nimete kavuşmuş olanların kalpleri, eğer pırlanta gibi kıymetli olmasaydı, Allah-u Teala bu imanı onlara vermezdi. Büyüklerden bir zatın talebesi şöyle anlatır. Merhum hocamıza bir gün başka şehirden dönen bir arkadaşımız bazı hususları arz ettikten sonra, "Efendim, orada Ali isminde yaşlı bir imam size selam gönderdi. Sizi çok sevdiğini söyledi." der. Hocamız memnun olur. Selamı alır. "Ali Efendi ile bir akrabalığımız var mı?" diye sorar. "Hayır efendim." derler. Bunun üzerine "Bizi hiç gördü mü?" diye sorar. Yine "Hayır efendim." derler. "Onunla bir alışveriş mi yapmıştık?" diye sorar. "Hayır efendim." derler. O zaman hocamız "O halde bizi niye çok seviyor?" buyurup şöyle devam ederler. "Bizi sevenler kara kaşımız, kara gözümüz için sevmiyorlar. Yapılan hizmetlerden dolayı seviyorlar. O bizi değil, hizmetlerimizi seviyor. Dolayısıyla Allahü Teala'yı seviyor. Bu aynı zamanda kendi kıymetini gösterir. Bu kendi güzelliğinden ileri geliyor. O kişinin kendisi çok mübarektir. Çünkü Allahü Teala bu hizmeti herkese sevdirmez. Kim bu hizmetleri seviyorsa bilsin ki onu Allahü Teala seviyor. Eğer Cenab-ı Hak onu sevmeseydi o da bu hizmetleri sevemezdi. Bu hizmetler çok kıymetlidir. Ama bir o kadar da zordur. Çünkü insanın yaptığı iş ne kadar kıymetliyse, karşılaşacağı ve katlanması gereken sıkıntılar da o kadar büyük olur. Bu sıkıntıyı verenlerin en birincisi, insanın kendisi, yani nefsidir. İnsanın nefsi katiyen Allah demek, onun dininden bahsetmek istemez. Hatta dini anlatmak ve yaymak, kesinlikle nefsin en çok üzüldüğü, karşı çıktığı bir şeydir. Çünkü bu bir peygamberlik görevidir. Bütün peygamberler bunun için gönderilmiştir. Onların asıl görevi insanları zengin etmek, tüccar yapmak değil, onlara öldükten sonra yanmamayı öğretmektir. Ehl-i sünnet itikadında olmak ve her ne şekilde olursa olsun bu hizmetlerde bulunmak nimeti kimde varsa o seçilmişlerdendir. Onun için Şah-ı Nakşibend Hazretleri biz seçildik buyurmuştur. Kıymetli iş kıymetli insanlara verilir. Yoldan geçene verilmez. İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi büyük zatlar, insanın uzun zaman uğraşarak elde ettiğini bir anda verebilirler. Bir talebesi doğuda, bir talebesi batıda olsa, ikisi de ölmek üzere olsa, o mübarek zat ikisinin de imanla gitmesine sebep olur. Bu zor bir şey değildir. Azrail aleyhisselam dünyanın her tarafındaki insanların ruhlarını bir anda alabiliyor. Azrail aleyhisselama bu kuvveti veren Allahü Teala evliya zatlara da ihsan ediyor. Horasan'da bir alim Vehhabiler gibi tasavvufu inkar eder, evliya zatlara düşmanlığını gizlemez. Etrafındakilerin ikaz etmelerine rağmen bu düşmanlığına devam eder. Bir gün hastalanıp ölüm döşeğine düşer.
Yanındakiler kelime-i şehadet söyletmek isterler, oysa tuhaf sesler çıkarır, söyleyemez. Yani imansız gitmek üzeredir. Durumun iyi olmadığını görünce oradaki evliya bir zata giderler. Efendim, bu zat namaz kılan bir Müslümandı. Şimdi ölüm döşeğindedir, buna dua edin. Himmet edin de imanını kurtarabilsin derler. O mübarek zat gelip bakar, durum çok kötüdür. Yaklaşık bir saat kadar gözünü kapatıp rabıta eder. Gözünü açtığında ölüm döşeğindeki zat kelime-i şehadet getirerek vefat eder. O mübarek zatsa ter içinde kalmıştır. Oradakiler hikmetini merak ederler. Mübarek zat anlatır. Ben hangi büyük zata müracaat ettimse, hangisine yalvardımsa hepsi, bizim ona kalbimiz kırık, bize dil uzattı dediler. Baktım ki hiçbiri affetmiyor, bu defa ben de, evet bu suçlu. Ama benim hiç mi hatırım yok? Eğer beni seviyorsanız benim hatırım için affedin, buna hakkınızı helal edin dedim. Bunun üzerine onlar da, biz seni seviyoruz, senin hatırın için onu affediyoruz dediler. Dolayısıyla evliya zatların kıymetini bilmek lazımdır. Cenab-ı Hak kendinize vesile arayın buyuruyor. Arada hiçbir vesile olmadan Allahü Teala ile irtibat kurmak, ondan istemek mümkündür ama çok zordur. Çünkü bunun birçok şartı vardır. Halbuki Allahü Teala'nın rızasına kavuşmuş, duası makbul olan evliya zatları vesile etmek çok kolaydır. Onların ölüsü dirisi olmaz, ruh zaten ölmez. Onlar Allahü Teala'nın dostudur. Onun için onlara şu veya bu şekilde dil uzatmaktan sakınmalıdır. Bunun vebali büyük olur. Bir mümin hayatında bir kere evliya bir zatın ruhuna bir Fatiha okusa, ahirette o evliya zat mutlaka o kişiye şefaat eder. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Soru Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, ilk dinleyicimiz bir de Yunus Emre Hazretleri işte Anadolu hep Müslümanların elinde olacak diye buyurduğunu söyledi. Biz okumadık, rastlamadık. Belki vardır. Allah-u Teala'nın sevgili kullarından, evliya kullarından birisidir Yunus Emre Rahmetullah Teala Aleyh. Ama onun şartları vardır belki. Hani Kanuni Sultan Süleyman Han, süt ağabeyisi Yahya Efendi'ye, yani bu mülk bizde kalır mı diye sual edince ne belasım diyor. Nasıl kalkıp gidiyor. Efendim diyor, bir sual ettik diyor, cevap vermemişsiniz. Verdik ya diyor. O zaman diyor, muradınızı anlamadım. Sen dahil diyor, tayin ettiğin valiler, vezirlerin, devlet işlerinde, Allah-u Teala'nın emirlerinde ne belasım demeye başlarsanız ne mülk kalır ne saltanat kalır, hepsi gider buyurmuştur. Çünkü mülk Cenab-ı Hak dilediğine verir mi? Verir tabii. Nitekim de öyle oldu. Evet, öyle oldu. Efendim, son dinleyicimizin sualleri vardı. Dedi, bulunduğum yerde tesettürlü olduğum için dedi hep alay ediliyor. Efendim, dua etmeli. Allah-u Teala inşallah dinini bilen, seven kimseler çıkartır karşısına. Rahatlar ve ondan üzülmesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki, El-İslam bede gariben fe seyaudi kema bede fe tuğba lil uğraba. Yani İslamiyet garip olarak başladı, sonunda yine o garip haline döner. Saadet-i Ebediye'de veya diğer kitaplarda mübarekler, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bunu açıklamışlar. Daha doğrusu açıklayan İslam alimlerin kitaplarından alarak nakletmişler. Buradaki garip olma nedir? Başlangıçta mesela Mekke-i Mükerreme'de Müslümanlar garipti. Nereden çıkardınız bunu? Lat, Menat, Uzza varken falan niye siz aynı şekilde böyle şey yapıyorsunuz? İkilik çıkarıyorsunuz, bozgunculuk çıkarıyorsunuz, bölücülük yapıyorsunuz. Öyle diyorlar, saldırıyorlardı. Gariptiler. Şimdi kıyamete doğru da böyle garip olur. Yani İslam devletleri yıkılmış, Osmanlı hamisiydi bütün Müslümanların. Dünyanın herhangi bir yerinde bir Müslümanın burnu kanasa Osmanlı onun hesabını soruyordu. Onun hesabını soruyordu. Şimdi ise yani Müslümanlara ne kadar zulmedilir? Hatta şu İngiliz kraliçesi işte, Türkiye'de işte efendim İngiliz demokrasi. Kraliçe 70 sene iktidarda kalmış ya. Türkiye'deki uşakların hiçbirisi ağzını açmıyordu. Efendim işte Fatih Yağlar 30 sene 40 sene kalıyor. Ona 70 sene kalmış karı. Ve cenazesi için milyarlar harcıyorlar.
Ondan sonra da yeni kralın resimleri tekrar paralara geçecek diye milyarlar harcayacaklar falan. Kimsenin kıkı çıkmıyor. Demokrasi ise aha sana demokrasi değil mi? Demokrasi ise aha işte şey yapıyor. Geçen dündü baktım haber kanallardan bir tanesi şimdi bu haberi veriyor da. Dedim daha önce söylenmiyordu bunlar. Dedi öldü gitti ama dedi. Birçok Müslümanın ve mazlumun kanı var o kadının elinde 70 senede. Ve birçok Müslüman ülkesini aynı şekilde sömürdüler. Ellerindekileri aldılar. Hindistan'ı sömürdüler, Orta Doğu'yu sömürdüler, Afrika'yı sömürdüler. Asya'nın diğer bölgelerini aynı şekilde sömürdüler. Şimdi toprağın altında bunun hesabı. Efendim insancıldı, ha insancıldı. İki millet, Yahudiler ve İngilizler kendilerini efendi, diğerlerini köle kabul ediyorlar. Onlar diyor bize hizmet edecek. Onun için girdikleri yerde... Hep şeyde Hüseyin Hilmi Efendi de yazmış rahmetullahi aleyh İngilizlerin Hindistan'da yaptıklarını. Ne nalet bir milletmiş bunlar ya. Orada bir İngiliz ladiesi diyorlar onlar. Kadını geçerken işte ayağımı kalkmamışlar ne yapmışlar falan. Siz ineğe tapıyorsunuz, ineğe saygı gösterdiğiniz halde bir İngiliz ladiesini yerde hayvan gibi ellerini koydurup dört ayak üzerinde yürüttürmüş. Ve hatta İngiltere'ye gelip aynı şekilde Lordlar Kamerası'nda bu hesaba çekilince bir albay, ben demiş yani demiş bir İngiliz delisi inekten üstündür. Dolayısıyla ineğe bunlar taptığına göre diyor şey yapacaklar falan. Böyle adamlar bunlar. Hindistan'ın son hükümdarın oğlunun kafasını kesiyor, onu çorba yapıyor. Annesine babasına yedirtiyor. Bunlar böyle. Bunların hesabı şimdi sorulacak o karıdan. Öyle bir laf var hocam. Bizde değil de dışarıda, Afrika'da galiba. Eğer denizde iki balığın kavga ettiğini görürseniz oradan az önce bir İngiliz geçmiştir diye. Tabii. Aynen öyle. Dolayısıyla bunların hesabını verecek. Efendim insancıldı da bilmiyorum. Ne insancılı be? Katil, aynı şekilde sömürgeci, insanlara zulmeden bir sistemdir İngilizler. Yahudiler de öyle. Efendim düğünlerde de dedi hani dedi çok kalmıyorum falan dedi. Siz de şey yapıyorsunuz. Hocam çok kalmasın. Yani gitmezse dedikodu çıkar. Fitne çıkar. Şey yapar falan. Aa işte sen susun busun. İslamiyet'e saldırırlar tesettürlü ya. Gelsin ondan sonra başım ağrıyor. Başka bir zaman başka bir şey. Her zaman başım ağrıyor demek o dikkat çeker. Başka bir zaman başka bir şey olsun. Şimdi telefon var. Ayarlasın bir tanesi telefon eder. Acil bir şey olmuş falan. Hadi hayırlı olsun, mübarek olsun. Teşekkür ederiz. Gürültüyü, kalabalığı kaldırmıyor kafam falan desin. Bir şeyler söylesin ya. Şuna bakacaktım ben de. Secdede erkeklerin kolları gergin. Kadınlar hatırımda kaldığı kadarıyla böyle yere koyuyorlar ama ve şey yapıyorlar, kavruyorlar. Evet, yani vücuda yapışık. Yapışık şekilde yapıyorlar. Ama sade tebeliği de var. İnşallah Teala tekrar bir daha bakarız. Yani bakma fırsatımız olmadı, bir daha bakarız. Eğer bir şeyse, hatırımızda kalandan eksik bir şey olursa tekrar naklederiz onu efendim. Tamam. Hocam az önce sohbette de orada son cümle olarak işte bir evliyaya hayatında insan bir kere dua ederse o evliya ona şefaatçi olur mutlaka diye. Şimdi Peygamber Efendimiz de şefaat edecek inşallah. Yani hepimizin nasibi olur. Başka şefaat edecekler de olabilir insanların hayatında. Yani bunların hepsi ayrı ayrı şefaat edecek mi? Mesela Peygamber Efendimiz ettiyse diğerlerine gerek kalmayacak mı? Şimdi Mustafa Bey kitaplarda şefaat anlatırken mesela şehit olarak ölen kendi şefaat yakınlarını edecek. 70 kişiye şefaat edecek. Sabiyi olan. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam şefaati madde madde ayrılmış. Mesela mahşer günü bir umumi şefaat var hesap başlaması için. Sonra ümmetimin içerisinde büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim. Hatta ashab-ı kiram soruyorlar. Zina eden içki içine de mi? Elbette buyuruyorlar. Şimdi bunları ehl-i sünnet alimleri uzun uzun bildirmişler yazmışlar. Bütün mesele burada, hatta İmam-ı Rabbani Kutuzu'nun mektubatta buyuruyor ki, Allahü Teala halis din ister. İmanda da, ibadette, amelde de halis. Yani ihlas diyoruz ya, katışıksız.
riya gösteri şu bu falan gelmeyecek, menfaat gelmeyecek. Allah razı olsun. Adam gibi. Yani adam gibi. Eğer bu kimse inandıysa, hatta İmam-ı Rabbani Kutsal buyuruyor ki eğer itikadında tereddütleri, işte gelgitleri falan filan varsa, bunlar değil aynı şekilde böyle şefaata falan kavuşmak, kurtaramazlar kendilerini buyuruyorlar. Ama mümindir. Hani ben babaannemler kuşağını anlatıyorum ya. Hani kadıncağız diyor ki ıvasız karasız, işte zifiri karanlıkta gece kara taşın üstünde yürüyen kara karıncayı Allah-u Teala görür. E nene nasıl görür? Görür oğlum, görür. Tereddüt yok. Bu samimi. Allah-u Teala böyle biliyor, böyle, böyle inanıyor. Ger git de yok. E ama benim nenem evliya değil, peygamber de değil. Hatası var mı? Elbette. Günah işlemiş midir? Elbette vardır, mutlaka vardır. Allah-u Teala onun itikadının ve şeylerinin saflığı ve temizliği sebebiyle dilerse direkt olarak siler. Veya dilerse, mesela kocası dinem salih bir kimseymiş, kerametleri falan, kocasının şefaatiyle gider. Veya kardeşi olan kardeşi, o da benim anne tarafından dedemli, o da salih bir kimseydi, o şefaat eder, onunla kurtulur. Ve Allah-u Teala ondan sonra da der ki sana da izin verdim, sen de şefaat et. 50 kişi, 60 kişi, 10 kişi neyse. Peki niye böyle? Niye böyle? Allah Teala adeti ilahiyesi, kudretini dünyada olduğu gibi orada da gizliyor. İşte Vehhabiler, mezhepsizler bunu anlamıyor. Efendim nasıl yapar? Ya, o yapmıyor be arkadaşım ya. Peygamber yapmıyor, evliya yapmıyor, eshab-ı kiram yapmıyor. Onların hepsi mahluktur. Melekler de yapamaz. Onlar da mahluktur. Ama Allah Teala Cebrail Aleyhisselam vesile kıldı. Bunun hatırı ve hürmetine 1 milyonu affettim dedi. Sana ne, bana ne, tamam? Bitti yani. Onun için yaratmış. Peygamberler de öyle Aleyhisselatü Vesselam. Ve onların varisleri de öyle. Peki bunların şefaatleri ayrı ayrı mı olacak? Evet. Peygamber Efendimiz'in ailesi ayrı. Ondan sonra evliyanınki ayrı. Ondan sonra ananın babanınki ayrı. Sabi olarak ölen çocuklarınki ayrı. Çünkü onlar sınırlı. Sabi olan çocuk annesine babasına şefaat edecek. Umuma değil. Ama ehl-i sünnet alimleri, evliya-i kiram, gerçekten hani ıvasız, garasız, gerçekten tertemiz, böyleyse, o şekilde gittiyse, Allah-u Teala dünyada kullarını onlar vasıtasıyla itikatlarını, amellerini düzelttiği gibi, Allah-u Teala yarın mahşer günü onlar vasıtasıyla da, mesela İmam-ı Gazali Hazretleri, mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri, mesela Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri, Allah-u Teala bunları sevenleri de aynı şekilde veyahut da onların kalbine getirecek. Ya Rabbi bize sevenleri de. Hani Aziz Mahmud Hazretleri de var ya, ömründe bir defa bize dua eden diye. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri mesela bize gelip de bize dua eden, imanı kurtarmadan ölmesin. Allah-u Teala ihsan eder. Ama yani Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ni ziyaret etmekte, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ni ziyaret etmekte ve Evliya-i Kiram muhabbet etmekte ıvasız garasız olmalı Mustafa Bey. Samimi olmalı, inanarak olmalı, halis olmalı yani. Hani İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri Allah-u Teala halis din istediği gibi bu nüvvet yolu büyükleri, silsile-i aliye büyükleri de halis talebe ister buyuruluyor. Halis talebe ister. Yoksa böyle... Bu şefaat de bize bağlı yani. Tabii bize bağlı. Şefaat de bize bağlı. Mesela senin annenden babandan Allah-u Teala razı olsun. Sana Mustafa ismini koymuşlar. Peygamber Efendimiz'in isimlerinden. Sen bu ismi idrak ederek, hani Peygamber Efendimiz bu ismini taşıdığı için bu isimden dolayı da şefaata kavuşursun. Ha, benim annem babamdan da Allah-u Teala razı olsun. Hazreti Osman radıyallahu anh hazretinin ismini koymuşlar. Hani zaman zaman bize soranlara mutlaka eshab-ı kiramdan, alimlerden veyahut da saliha olan hanımlardan birisinin ismini koyun yanına. Çocuklarınıza. Çünkü hani orada bakılacak, yok 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 yok, ondan sonra Allah-u Teala sorarmış. Peki ismi? Buğulem. Buğulem. Bedirhan var mı diyor. Dışarıda Bedirhan var mı? Bekar çocuk inşallah evlenir. Allah Teala salih birisini çıkartır karşına inşallah. Amin. Şimdi ismi bakacak. İsim sebebiyle. Evet. Hani Bedirhan diyor ki Bedirhan ismiyle bir evliya. Şu ana kadar okumadım. Ama Bedir de Han ismi de yanlış isimler değil. Yani isimleri güzel. Şimdi Bedir Han da der ki ya madem ki öyle ben de ismin başına Faruk koyacağım. Ha mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin sıfatı evet. Öyle ya. Faruk koyacağım. Koy. Faruk Bedir Han.
Ne oldu? Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri'nin sıfatını aynı şekilde üzerine. Yarın mahşer günü nüfus cüzdanına yazdırması şart değil. O sebepten dolayı şefaata kavuşur. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı kitaplardan birisine rastlamıştım. Orada bir ifade geçiyor. Mesela Osman Ölü gelmiş oraya. Ondan sonra. Günahlar çok. Allah Teala buyurmuş ki, sorun bakalım İslam alimi tanıdın mı? Mesela diyelim ki Osman'ı tanımadı, hiç görmedi falan. Ha, bilmiyor. Peki. Hiç tanıyana rastlamış mı? Şimdi Allah Teala affedecek ki onu. Affedecek ki onu. Burada kullarına gösterecek. Gösterecek, affedecek ki onu. Bir sebep arıyor. Bir sebep arıyor. Aa işte tamam, Mustafa Tökez'le tanıştı, o bir evliya zatı anlattıydı, ona bir muhabbet ettiydi. Onun hatırını affettim buyuruyor. Ya affedecek Cenab-ı Hak ama sebepler altında saklıyor onu. Yani örtüyor onu, örtüyor onu. Dolayısıyla bizim yaptığımız ibadetlerin Cenab-ı Hakk'a bir faydası yok ki. Kendimize. Kendimize. Ve Allah-u Teala da buyuruyor ki, ya bunu saf berrak yapın, tamam mı? Halis din olarak aynı şekilde şey yapıyor. Dolayısıyla efendim ayrı ayrı şefaatler olacak mı? Olacak. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve Toplum.